Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben İsmail Sarıkaya ve kanalımda ilk video serisine başlıyoruz. Bu video serisinde sizlere Final Cut Pro X ile alakalı her şeyi sıfırdan başlayıp göstermeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce sizlere birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar videolarımı her hafta pazar günleri saat 12'de yayınlamaya çalışıyorum. Ve 1000 abone olana kadar da her hafta bir video olacak şekilde yayın yapmaya devam edeceğim. 1000 abone olduktan sonra bu sayı artabilir de. Ben bu kanalın herkese faydalı olabilmesi için fotoğraf, video, teknoloji hatta düğün fotoğrafçılığı ile alakalı inceleme, öneri ve ipucu videolarına devam edeceğim. Bu videoların tamamının devamı gelecek. Şu anda bu videoyu da izliyorsanız Final Cut Pro ile alakalı mutlaka buradasınızdır. Sizlerden rica Final Cut Pro X ile alakalı ilgisi olan arkadaşlarımızı da kanalımdan haberdar ederseniz çok sevinirim. Şimdiden bu söylediklerimi dikkate alıp arkadaşlarımı davet edenlere, kanalıma abone olan herkese, videoma yorum yapanlara çok çok teşekkür ediyorum. Ve dilerseniz sizleri daha fazla sıkmadan videoya geçelim. Final Cut Pro X, Final Cut Pro X Apple'ın geliştirdiği sadece MacOS X işletim sistemi yüklü olan bilgisayarlarda kullanılabilen bir video düzenleme programıdır. Final Cut Pro X'e nasıl sahip olabiliriz? Final Cut Pro X'e bilgisayarımızda bulunan Apple Store kısmına tıklayıp buraya Final Cut Pro X yazdıktan sonra çıkan sekmede Final Cut Pro X'in sayfasına ulaşabiliriz ve burada Final Cut Pro X'i şu anki mevcut fiyatı 2800 lira buradan satın alarak temin edebiliriz. Final Cut Pro X'in şu anki versiyonu 10.5.1 diye tahmin ediyorum. Şu anda ben 10.5.1 versiyonunu kullanıyorum. Ve bu videoyu yayınladığım ve bu videoyu yayınladığım Esnada Final Cut Pro X'in fiyatı 2800 TL. Şimdi dilerseniz Final Cut Pro X'e geçelim. Programı açtığımızda bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada paneller var. Final Cut Pro X'in en solunda bulunan bu panelin ismi Browser. Hemen yanındaki bu panelin ismi Preview. Burada videolarımızın önizlemelerini görüyoruz. Hemen sağında bulunan kısım ise Inspector kısmı. Bu inspektör kısmında da bir klibin üzerinde yapmamız gereken değişiklikleri, boyutunu ayarlamayı, renk düzenlemeyi ve efektlerle alakalı tüm değişiklikleri bu kısımda yapıyoruz. En alt kısımda ise timeline kısmı var. Bu timeline kısmına da videolarımızı atıyoruz. En soldaki kısmında browser olduğundan bahsetmiştim. Bazı kullanıcılar bu kısma library ismini de veriyor ancak ben browser diye tabir ediyorum. Çünkü library sekmesinin hemen yanında bir sound efektlerinin, ses efektlerinin ve müziklerin olduğu bir kısım var. Ayrıca hemen onun yanında yazı yazı efektlerinin ve generators denilen yazı ve diğer geliştirilebilir efektlerin bulunduğu bir kısım var. Dilerseniz menülere bakalım. Sol üst köşede bulunan Final Cut Pro yazısına tıkladığımızda About Final Cut Pro diye bir seçenek bizi karşılıyor. Burada Final Cut Pro'nun mevcut sürümünü görebilirsiniz. Hemen altında bulunan Preferences kısmında ise Final Cut Pro ile alakalı tüm ayarlarınızı yapacağınız kısım burası. Bu kısma girdiğimizde en başta General yani genel diye bir e, kısım var. Bu kısımda time display yazan kısım aslında şu altta gözüken videoların e, sayacı burası aslında. Bunun nasıl görüntüleneceğini buradan e, seçiyoruz. Burada saat, dakika, saniye ve frame olarak ayırmış. Hemen altında saat, dakika, saniye, frame artı subframes yani alt framelerden de bahsetmiş. Hemen bir altında frames yani bunu seçtiğinizde sadece frame olarak sizlere sayaç kısmını gösteriyor. Bir altında ise sadece saniye olarak göster seçeneği var. Ben saat, dakika ve saniye ve frame olarak bu seçeneği kullanıyorum. Hemen altında diyalog uyarılarını resetleme ile alakalı bir kısım var. Bir altında ise sesle alakalı bir bölüm var. Hemen altında da Color Correction, yani videolarınıza renk atmak istediğinizde sağ taraftaki Inspector kısmında varsayılan olarak hangi renk bölümü gelsin. Ben Color Wheels daha çok kullanıyorum ilk aşamada. O yüzden bunu seçiyorum. Tabi diğer Color Board, Color Curves, Hue, Saturation Curves gibi kısımları da efektler kısmından videomuzun üzerine atıp uygulamanız mümkün. Diğer editing kısmına geçtiğimizde ise timeline ile alakalı bir kısım var. Bir altında ise durations diye bir kısım var. Bu durations kısmı sesleri kısmak istediğinizde bunun varsayılan olarak kaç saniye kısılacağını, crossfade olarak bir geçiş efekti attığınızda bunun ne kadar süreceğini, bir fotoğraf attığınızda bunun ne kadar görüntüleneceğini ya da bir freze frame kullanacağınızda bunun ne kadar süreceğini ve <laughs> videolarınızın arasında bir geçiş efekti atacağınızda bunun kaç saniye süreceğini gösteren Transition kısmı var. Bunların tamamı e, efektlerin e, uygulanırken ki varsayılan süredir aslına bakarsanız. Playback kısmında ise en başta Background Render seçeneğinin aktif olması ile alakalı bir kısım var. Hemen altında... Render, Share, GPU yani ikinci bir ekran kartınız varsa buradan render işlemini yapacak olan ekran kartını GPU'yu buradan seçebiliyorsunuz. Hemen altında Playback kısmında ise videoların oynatılması ile alakalı farklı seçenekler var. Ben bunlarla çok fazla oynamıyorum açıkçası. Player Background ise Preview yani şu oynatıcı kısmında videonuzun background'unun black. White ya da işte e, boş olmasını sağlıyor. Import kısmına geldiğimizde ise videoları Final Cut'ın içerisine alırken seçtiğimiz, kullandığımız ayarların varsayılanları var. En başta dosyaların varsayılan olarak e, library'e kopyalanıp kopyalanmayacağını, bunların tek tek birazdan hepsine değineceğim. Yoksa mevcut yerinde mi kalsın bu seçenek var. E, anahtar kelimeler varsa bunları baz alsın mı ya da klasör klasör. Farklı farklı bunları ayırsın mı bu seçenekler var Hemen alt kısımda analiz video burada yine videoları içe alırken Videoların balansıyla oynasın mı insanlar varsa bu insanları Farklı farklı akıllı koleksiyonlar şeklinde ayırsın mı Bu seçeneklerin varsa yılanları var yine bu kısımda da Transcode kısmı da Yine Biraz sonra bunların hepsini söylediğim gibi videoları içe aktarırken hepsini anlatacağım yine sizlere Transcode kısmında yine Medyaları videoları içe alırken e, Direkt orijinal haliyle mi alsın Yoksa proxy medyaya uyarlayıp Daha düşük çözünürlükte alıp Daha yüksek bir performansta mı Çalışmanızı çalışmanızı sağlasın Bu seçenek var Alt kısımda videolarınızı analiz ederken e, Seste bir problem varsa Bunlarla alakalı e, Seçeneklerin varsayılanları var yine Diğer bir kısım Destinations kısmı ise Burada e, videolarınızı Export edeceğiniz zaman kullanacağınız seçeneklerle ilgili ayarlar var. İşte Facebook'a, YouTube'a, Vimeo'ya ya da diğer GIF olarak kaydetmek istiyorsanız buralara farklı varsayılan olarak paylaşım seçenekleri oluşturabiliyorsunuz bu kısımdan da. Final Cut Pro menüsünün hemen bir altındaki Command menüsü ise bu kısım kısa yollarınızı düzenlemenizi sağlıyor. Customize kısmından kısa yollarınızı özelleştirebiliyorsunuz. Kendinize özel kısa yollar buradan oluşturabiliyorsunuz. Eğer mevcut klasik kısa yollarınız varsa ve daha önce kaydettiyseniz Final Cut Pro'yu da ilk defa yüklediyseniz bilgisayarınıza ya da başka bir bilgisayara yüklediğinizde bu import kısmından da daha önceki kullandığınız Final Cut Pro X kısa yollarını mevcut kullandığınız bilgisayarda aktarabiliyorsunuz. Export kısmı da yine bu bilgisayarda kayıtlı olan kısa yollarınızı dışarıya aktarmanızı sağlıyor default kısmı e, tüm kısa yollarınızı varsayılanlara çeviriyor. Burada ise benim kullandığım mevcut işte e, kısa yol düzeni var. Bir isim vermediğim için copy of default olarak e, adlandırmış kendisi. Bu download additional content ise e, Final Cut Pro X'in eklentileri varsa eğer e, Apple'ın ürettiği yeni eklentiler varsa bunları Final Cut Pro X'in içerisine otomatik olarak aktarıyor. Bu seçeneği seçtiğinizde Otomatik olarak yeni efektler, yeni ses e, efektleri, yeni yazı tipleri, yeni geçiş efektleri varsa bunları Apple'ın ürettiği bunları Final Cut Pro'ya direkt otomatik olarak yüklemenizi sağlıyor. Provide Final Cut Pro Feedback kısmı ise Final Cut Pro'da herhangi bir arıza olduğunda bir sorun yaşadığınızda bunu Apple'a bildirmenizi sağlıyor. Servis kısmı sistem ayarlarıyla alakalı bir kısım. Hide final cut pro hide orders bunlar final cut pro'yu simge durumuna küçültmekle alakalı, gizlemekle alakalı kısımlar. Q3 ise hepinizin bildiği gibi çıkış. File menüsüne gelelim. File menüsünde diğer menülere de geçmeden önce bir library oluşturalım sizle. Yani bir diğer programlara aşina olanlar için söylüyorum bunu. Bir proje oluşturalım. New menüsüne geliyoruz. Buradan library diyoruz. Yeni bir library oluşturmak için. Bu library'nin oluşturacağı Oluşturulacağı kısmı buradan seçiyoruz ve ismini seçiyoruz. Ben bu isme Final Cut Pro dersleri diyeceğim bu library'nin ismine ve Movies filmler klasörünün altına bunu kaydetmesini isteyeceğim Final Cut Pro'dan. Gördüğünüz gibi sol üst köşeye geldi. Ancak herhangi bir medya almadığımız için şu anda mevcut bir e, videomuz yok. Final Cut Pro dersleri adında bir library oluşturduk ve sonrasında bu library oluşturduktan sonra burası bizim kütüphanemiz oluyor. Bu kütüphanenin içerisine videolarımızı ve projelerimizi alıyoruz. Final Cut Pro'nun e, proje mantığı birazcık diğer programlardan daha farklı. Daha çok film montajı yapanları aslına bakarsanız Apple'ı düşünerek Final Cut Pro'yu oluşturmuş. Library kısmı bizim yapacağımız tüm filmlerin dosyalarının bulunduğu kısım aslında. Bu library'nin altında bir de event oluşturmamız gerekiyor. Bu event'a bir isim veriyoruz. Atıyorum Final Cut Pro dersleri 1 olarak ben bunu yazdım. Library seçeneği yine altına hemen bana soruyor. Hemen onun altında başlatmak istediğiniz bir time kodunuz varsa bunu buradan belirliyorsunuz. Biz sıfırdan başlayacağımız için sıfır. 4K mı, HD mi, 5K mı, 8K mı hangi kalitede çalışacağınızı soruyor hemen bir diğer satırda size. Daha sonra 4K'nın diğer seçeneklerini de burada vermiş. Eğer bir frame seçmek isterseniz 60p'ye kadar <laughs> destekliyor. Buradan onu da seçebilirsiniz. Ben benim default ayarlarım bunlar. 4K'da 3840'a 2160'da ve 25p'de videolarımı montajlıyorum ben. Alttan yine ses ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Bu kısma OK dedikten sonra burada bizim için bir hemen altında kendisi Event oluşturuyor. Daha sonra bunun içerisinde bir proje oluşturmamız gerekiyor. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Final Cut Pro dersleri 1 bizim asıl projemiz. Final Cut Pro derslerinin içerisindeki projeler ise bu projeden oluşturabileceğimiz diğer bölümler. Yani Final Cut Pro dersleri bir event'ın içerisine alacağımız videoların tamamından yeni projeler oluşturabiliyoruz. Projemize bir isim verelim. Final Cut Pro dersleri birinci video dedim ben buna. Buraya örnek olarak şimdi bir video aktaralım içeriye. File menüsüne tıklıyorum. Daha sonra buradan import seçeneğini seçiyorum. Medyaya tıklayıp açılan pencerede Final Cut Pro'nun içerisinde almam gereken videoların olduğu klasörü buluyorum. Ben daha önceden oluşturmuştum. Final Cut Pro X dersleri diye bir klasör belirlemiştim. Bu klasörün içindeki tüm videoları daha önce YouTube'da yayınladığım videolardan ve çektiğim videolardan iki tanesini aldım aslında buraya. Bunları da alırken buradan bazı seçenekler belirleyebiliyoruz. Biraz önce ayar kısmında varsayılanlarını varsayılanlarından bahsettiğimiz seçenekler aslında bunlar. Bu seçenekler ise şunlar. Copy to Library seçeneği içeri aktaracağınız video dosyalarını kütüphanenize kopyalamanızı sağlıyor. Final Cut Pro'ya aktaracağınız video dosyaları altındaki seçenekte bulunduğu yerden direkt aktarılıyor. Ancak Copy to Library'yi seçerseniz bulunduğu yerden Final Cut onları tekrar kendi kütüphanesine ayrıca kopyalıyor. Bence bu birazcık çok fazla yer kaplıyor. O yüzden ben genelde bulunduğu yerde videoları kullanmayı tercih ediyorum. Keyword kısmı ise sizin için eğer videolarda videoların dosyaları üzerinde bilgisayarınızda videoların dosyaları üzerinde bir etiket varsa ya da bunları klasör klasör ayırmasını istiyorsanız bu keyword seçeneğinin altındaki diğer from finders text ya da from folders seçeneklerini işaretleyebilirsiniz. Ben videoları içeriye alırken vakit kaybettirdiği için bu seçenekleri çok fazla tercih etmiyorum. Analiz video kısmının hemen altında ise <laughs> Balance Color seçeneği var. Balance Color seçeneği videoları içeri alırken videoların renklerini düzenleyip de alıyor. Find People seçeneği ise akıllı koleksiyonlar oluşturuyor sizin için. Şu kısmın hemen altında Find People'da videolarınızda bir kişi çektiyseniz hemen onu tek insan var diye adlandırıyor ya da işte grup çektiyseniz onu grup olarak adlandırıp sizin daha kolay montaj yapmanızı sağlıyor. Dediğim gibi bunların hepsi çok fazla vakit kaybettiriyor içeri alırken çok fazla render işlemleriyle, transcode işlemleriyle uğraşıyor Final Cut. Ben o yüzden bunların çoğunu seçmiyorum. Bu transcode seçeneği ise hemen bir altındaki videolarınızı orijinal olarak mı direkt çektiğiniz kalitede mi editlemek istiyorsunuz? Burası yanlış anlaşılmasın. Videolarınızı tabii ki çektiğiniz kalitede editliyorsunuz ancak videolarınızı montaj programında çektiğiniz kalitede editlerseniz çok fazla RAM ve işlemci kullanacağı için programınız yavaş çalışabiliyor. O yüzden bu optimize medya seçeneği, create optimize media seçeneği direkt videolarınızı Size olduğu gibi çektiğiniz kalitede gösteriyor ve bilgisayarınız birazcık daha daha düşük performansta çalışabiliyor. Ben o yüzden genelde proxy media seçeneğini seçip videolarımı birazcık daha bana montaj yaparken düşük çözünürlükte göstermesinde bir sakınca görmediğim için daha hızlı çünkü video edit yapmak istediğim için. Create Proxy Media seçeneğini kullanıyorum videoları içe alırken. Bunda bir sakınca yok. Sadece size montaj esnasında işinizi kolaylaştırmak için yapılmış bir şey bu. Optimize Media bilgisayarınız çok güçlüyse Optimize Media seçeneğini de seçebilirsiniz. Bunda da dediğim gibi bir sakınca yok. Videolarınız zaten çıktı alırken montajınız bittikten sonra çıktı alırken videolarınızı yine çektiğiniz kalitede 4K çektiyseniz 4K HD çektiyseniz HD kalitesinde size kaliteli bir şekilde Yine render ederek veriyor zaten Final Cut Pro. Yani kaydedeceğiniz videonun kalitesini değiştirmiyor buradaki seçeceğiniz seçenek. Sadece edit yapmanızı hızlandırıyor. Öyle söyleyeyim. Bu da hemen altındaki kodek kısmında proxy medyaların hangi kodekte içeri aktarılmasını ve framelerin işte ölçüsünü belirliyor. Analiz audio kısmı ise videolarınızda bir ses problemi varsa bunları düzeltiyor. Ya da mono ve stereo olarak videolarınızı farklı çektiyseniz eğer bunları ayrıştırmanızı sağlıyor. Boş kanallar varsa bunları silmenizi sağlıyor buradaki seçenekler. Ben buradan bu iki videoyu seçtim ve videoları import select diyerek içeriye aktarıyorum. Videolar gördüğünüz gibi geldi. Bir tanesi 14 Aralık'ta kaydedilmiş, bir tanesi 18 aralıkta kaydedilmiş şekilde buraya aktarıyor videoları. Bu pencereden isterseniz birazcık bahsedelim. Bu pencerede all clips seçeneği var. Şu anda bizim içeri aldığımız tüm klip görüntülerini, video görüntülerini bize gösteriyor. Buradan bir tanesini gizlediğimizde, videoyu seçip backspace tuşuna basarak gizlediğimizde gördüğünüz gibi videonun üzerine bir kırmızı çizgi attı. Burada all clips seçeneği seçili olduğu için bu klibi de görüyoruz aslında. Ancak biz buradan hide rejected seçeneğini seçersek bizim e, sildiğimiz aslında gizlemeyi seçtiğimiz videolar bize gözükmez. Gördüğünüz gibi Hide Rejected'ı seçtiğimde Backspace ile sildiğim video bana gözükmüyor artık. Bu video montajında çok fazla e, video çektiyseniz ve bunu Final Cut'ın içerisine aldıysanız bunları videoda kullanacağınız montajda kullanacağınız videoları seçmenizi sağlıyor. Tekrar ben bunu All Clips olarak seçeyim. Dediğim gibi Hide Rejected kısmı Videoları alt kısımdan backspace yapıp elediysek eğer bunları bize göstermiyor. Yine favorileri eklediyseniz favorileri buradan görebiliyorsunuz. Videoları komple çıkarttıysanız çıkarttığınız videoları görebiliyorsunuz. Ve mevcut projenizde kullanmadığınız videoları da buradan on use it seçeneğini seçerek görebiliyorsunuz. Hemen yanında olan simgede ise videoları size görebiliyorsunuz liste şeklinde gösteriyor ya da simge şeklinde gösteriyor. Diğer bir yanındaki simgede tıkladığınızda videoları küçük resimlerini daha küçük ya da daha büyük görebiliyorsunuz ya da bir altındaki zaman saati zaman sayacı bulunan simgede ise videoları daha kısa bir şekilde tek bir simge halinde size gösteriyor. Final Cut'ın bana göre en güzel özelliklerinden bir tanesi videonun üzerinde mouse'u sağa sola hareket ettirdiğimizde videoyu hızlı bir şekilde oynatıyor olması. Bu gerçekten montaj esnasında işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Altındaki diğer kısımdan videoları gruplandırabiliyorsunuz. E, oluşturulduğu zamana göre, e, çekim sahnesine göre, dosya tipine göre, kamera ismine göre. Bunları buradan gruplandırabiliyorsunuz ve sıralayabiliyorsunuz. Waveform seçeneği videoların içerisindeki sesleri size gösteriyor. Yine diğer altında da devamlı oynatılabilir olmasını sağlıyor bu seçenekte. Yani videoya bastığınızda oynatmaya başladıysanız video bittiğinde tekrar başa alıp oynatmaya devam ediyor videoyu. Gördüğünüz gibi bir altındakine geçti ve oynatmaya devam ediyor durmadan. Eğer bu seçenekte işinize yarayacaksa bunu da kullanabilirsiniz. Ben bunların ikisini de kullanmıyorum. Benim kullandığım panelde bu şekilde. Buradan da videoların dosya numarası varsa çok fazla video dosyasıyla çalıştığımız için videoların dosya numarası varsa eğer bunların dosya numarasına girerek buradan arama yapmanızı sağlıyor. Browser panelinin diğer bir seçeneği ise ses efektlerinin ve müziklerin bulunduğu kısım ses efektleriniz ve müzikleriniz varsa eğer bu kısımda bunları görebiliyorsunuz ve bu kısma ses efektleri de yüklemeniz mümkün ses efektlerinin ve müziklerin nasıl yükleneceğini de ilerideki derslerimde bunları da anlatacağım sizlere diğer bir browser panelindeki simge ise e, title yani yazı efektlerinin ve geliştirilebilir efektlerin bulunduğu kısım bu generators e ee, aslında Türkçesi jeneratör diye çevriliyor ama ben buna geliştirilebilir efektler diye adlandırıyorum kendim. Burada da yine yazı efektleri falan oluyor genelde. Farklı e, videonun üzerine atacağınız emojiler vesaire bunların tamamı da bu generators kısmında yer alıyor. Tekrar e, library kısmına tıklayıp e, devam edelim. Import seçeneği üzerinden videolarımızı içe aldık ve daha sonrasında Diğer menüleri sizlere anlatmaya devam ediyorum. Import kısmının altında Biraz önce kullandığımız medya seçeneğinin dışındaki diğer Seçenekler ise Buradan reimport from Kamera arşiv eğer yeniden içe almanız gerekiyorsa bu seçenek aktif alıyor videolarınızı yeniden Aktarmanız gerekiyorsa bu Bir problem olduğunda aktif olan Bir seçenek Uzakta bulunan medyalarla alakalı yeniden indirmenizi söyleyen bir seçenek bu seçenek iMovie iOS projeleri eğer iMovie'de bir proje çalıştıysanız bunları içeri aktarmanızı sağlıyor. Final Cut'a aktarmanızı sağlıyor aslında. XML ise başka bir bilgisayarda yaptığınız bir Final Cut projesi varsa ve o bilgisayarda bu XML dosyalarını export ederek dışa aktardıysanız ve başka, geldiniz tekrar bu bilgisayarda o projeyi çalışmak istiyorsanız eğer bu XML import seçeneği sayesinde başka bir bilgisayarda yaptığınız projeye bu bilgisayarda devam edebiliyorsunuz. Transcode medya kısmı yine proxy ile proxy medyalarla alakalı kısım. Biraz önce bahsettiğim gibi videoları yüksek çözünürlükte mi çalışmak istiyorsunuz yoksa proxy medyalara dönüştürerek mi çalışmak istiyorsunuz? Bu seçeneklerin tekrar görüntülendiği kısım. Bu seçenekleri ee, videoları alırken belirleyebildiğiniz gibi e, proje esnasında da belirleyebiliyorsunuz. Transcode Media seçeneğinin hemen altındaki kısım ise Relink Files. Yani e, bu seçenekte video dosyalarınızın yerini değiştirdiyseniz e, projenizde video dosyalarınız kıpkırmızı bir şekilde gözükecektir ve oynatmaya çalıştığınızda oynamayacaktır. Re-link File seçeneği ise e, proje dosyalarınızın, yani video dosyalarınızın yerini tekrar e, Final Cut Pro'ya göstermenizi sağlıyor. Export XML seçeneği ise mevcut e, üzerinde çalıştığınız e, projeyi kaydedip başka bir bilgisayarda tekrar biraz önce bahsettiğim gibi çalışmak istiyorsanız o işe yarıyor. Share kısmı e, projenizi dışarı aktarmanız yani dosya olarak bittikten sonra dışarı aktarmanızı sağlıyor. Şu anda bir altı attığımız Timeline kısmına ben bir video atayım. Bu esnada şu videoları buraya atayım ki burada bulunsun, bazı seçeneklerde aktif olsun böylece. Share kısmı da videolarınızı kaydetmenizi sağlıyor. Daha önce belirlediğiniz seçenekleri seçip ya da buradan Master File seçeneğini seçip e, ayarlarını kendiniz belirleyerek videonuzu dışarı aktarmanızı sağlıyor. Send to Compressor, Compressor Apple'ın bir diğer e, video programı aslında bakarsanız video kodek programı bu mevcut dosyalarınızı, çalıştığınız bir dosyayı kompresöre aktarmanızı, göndermenizi sağlıyor. Eğer bir videonun üzerinde bir efekt yaptıysanız ve bu efekti çok beğendiyseniz bunu da buradaki efektler kısmına kaydetmek istiyorsanız video efekt save video effect preset kısmı da buna geliyor. Save audio effect preset de yine aynı şekilde Ses efektlerinizi bir ses efekti yaptıysanız ve bunu çok beğendiyseniz bunu ses efektleri arasına kaydetmenizi sağlıyor. Daha sonradan kullanabilmek için. Kütüphanenize kopyalamak istediğiniz bir dosya varsa eğer e, onu şu kütüphane kısmından seçtikten sonra copy e, library başka bir kütüphaneye kopyalamak istiyorsanız copy to library seçeneğini seçip e, onu da kopyalayabiliyorsanız yine taşımak istiyorsanız eğer bir e, video dosyasını buradan da taşıyabiliyorsunuz. Consolidate Clip Media seçeneği ise e, yine e, proxy medya ya da orijinal medyalarla çalışmanızı e, projenizi değiştir değişiklikler yapmanızı sağlıyor. Event iki tane eventınız varsa yani bir library'nin altında iki tane şu şekilde eventınız varsa bunları birleştirmenizi sağlıyor bu seçenek. Bunlar da kapat seçeneklere. Reveal Project in Browser seçeneği ise projenizi browser kısmında size göstermeyi sağlıyor. Proje dosyanıza direkt sizi götürüyor. Başka bir dosya seçiliyse eğer bu altta bu seçeneği seçip Direk e, proje dosyanızı size gösteriyor. Reveal in Finder e, ise çok işinize yarayacak bir seçenek aslında. Kütüphanenizde bulunan bir e, video dosyasının nerede olduğunu unuttuysanız bilgisayarınızda Reveal in Finder seçeneğini seçip direkt bilgisayarınızdaki e, yerinin görüntülenmesine sağlayabilirsiniz. Reveal Proxy Media in Finder ise Final Cut Pro'nun proxy media olarak oluşturduğu Dosyaların yerini size gösteriyor. Dilerseniz ee, silmek isterseniz silebiliyorsunuz da. Bu yine çöp kutusuna taşıma seçeneği Tabii ki. Düzen menüsünde kopyalama, yapıştırma gibi seçenekler var. Buradaki bazı seçeneklere mesela özellikleri yapıştırma gibi seçeneklere ilerleyen videolarımda yine birlikte montaj yaparken sizlerle değineceğim. Bunların çoğuna video montajı esnasında değinmek daha faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden Video montajı yaparak bazı seçenekleri size göstermek daha iyi olacak. Trim menüsünde video düzenlemede kullanacağınız bıçak seçenekleri ve buna benzer işte nereden kessin, kesimi nereden başlatsın gibi seçenekler var. Burada bir videoları üst üste koyup size göstereyim bunu. Blade All dediğinizde imci, imlecinizin bulunduğu yerden onun altındaki... Diğer e, videoları da varsa eğer, bunu direkt e, kesiyorsunuz. Gördüğünüz gibi tıkladığımda hepsini birden kesti. Blade ise e, Timeline'daki yani şu kısımdaki e, dosyayı kesiyor. Gördüğünüz gibi sadece bir tanesini kesti. Blade All seçeneği ise eğer altında ya da üstünde başka e, dosyalar varsa, başka videolar ya da ses efektleri varsa onları da kesmeye yarıyor. Trim Start ise e, sizin imlecinizin bulunduğu yere mevcut seçili olan klip parçasını getiriyor. Oradan devam ettiriyor. Trim end ise seçili olan video parçasının sonunun direkt imlecinizin olduğu yerde bitmesini sağlıyor. Nudge left ve nudge right seçeneği ise seçili olan video parçasını birazcık daha sola ya da sağa doğru e, götürmenizi e, sağlıyor aslında bir frame sağ nudge left seçeneğini seçtiğinizde ilk önce videoyu bir seçelim gördüğünüz gibi nudge left dediğimde bir frame daha sola nudge right ise e, bir frame daha sağ videomuzu götürüyor bunların nokta ve virgül de kısa yolları mark seçeneğine daha sonraki videolarda yine değineceğim. Çok fazla kullandığım benim bir menü değil aslına bakarsanız. Hızlı video edit yapmamız gerekiyor ve hızlı video edit yapmamız gerektiğinden dolayı çok fazla ben aslına bakarsanız menülerle çalışmıyorum. Ancak sizlere bunları da detaylı olarak anlatmayı istiyorum. Clip seçeneğinin altında ise ilk başta Create, st create Storyline seçeneği var. Bunu Tıkladığınızda seçili olan videoların tamamını bir e, şekilde birleştirerek hepsinin bir arada tutmanızı sağlıyor. Yine klip e, seçeneğinin altında e, klipleri senkronize etmenize yarayan bir seçenek var. Mevcut bir e, klibi tamamen açıp zoom yapıp ona size gösterebilen bir e, seçenek var bu klibin üzerinde sağa sola oynamak isterseniz e, bunları da yapabiliyorsunuz. Öncesinde ve sonrasındaki görüntüleri görmek isterseniz. Audition kısmı yine sesle ilgili e, bir kısım. Show video animasyonu. E, videonuzda bir animasyon varsa eğer e, ekli olan sağ tarafta <laughs> inspektör kısmında yaptığınız bir değişiklik varsa bunları uygulamanızı ya da bunları kaldırmanızı sağlıyor. Show Audio Animation'sa yine videonuzdaki sesle alakalı e, animasyonlar, sesle alakalı kısımlar varsa bunları görüntülemenizi sağlıyor. Expand Audio kısmı burada <laughs> aslına bakarsanız önemli. Videonuzla sesi birbirinden ayırmanızı sağlıyor. Expand Audio kısmı bir alttan alttan bir videoyu seçtiğimde Expand Audio'ya tıklayarak video ve e, sesin birbirinden ayrılmasını sağlayabiliyorum. İkisinde de ayrı ayrı e, görüntülüyor size. Tekrar Collapse audioyu seçtiğinizde bunlar tekrar birleşiyor ya da üzerine çift tıkladığınızda bu ses kısmını ayrı bir şekilde görebiliyorsunuz. Tabii sesi e, komple e, videodan ayırmak istiyorsanız bu sefer de kullanacağınız seçenek Detach Audio. Detach Audio'ya bastığınızda sesi komple videonuzdan ayırıyor. Ve o sesi alıp başka bir yere de koymak istiyorsanız başka bir yere de koyabiliyorsunuz. Tekrar bir geri al yapalım ses eklensin. Burada Disable seçeneği videonuzu alttaki klibi e, aktif ya da pasif hale getirmenizi sağlıyor. Bu da ilerleyen e, süreçte kullanacağınız bir seçenek aslında. Tekrar e, bir sağ tarafta bulunan Modify menüsüne geçiyorum. Modify menüsü de ee, yine ilerleyen süreçte e, sizlere anlatacağım bir menü aslında burada yine e, color balance seçenekleri, match color e, seçenekleri var. Bunlar da yine ilerleyen sürede e, anlatacağım şeyler. Aslına bakarsanız çoğu seçenek buradaki kısımlarda da mevcut. E, çoğu seçeneği bu kısımlarda da kullandıkça e, göreceğiz. View kısmı. Aslına bakarsanız mevcut görüntülenen panellerin yerlerini ve bunları değiştirmemizi sağlıyor. Görüntülemek istediğimiz başka bir panel varsa bunları açmamızı sağlıyor. Buradaki playback kısmı oynatmaya sağlıyor videoları. Hemen en altta Show in Weaver diye bir kısım var. Bu kısım da işinize yarayacak yerler olabilir. Angels eğer e, farklı açıda multicam olarak çektiğiniz bir video varsa bunun diğer açılarını da görüntülemenizi sağlıyor. Tabi bunun için bir multicam klip oluşturmanız lazım. Bunların tamamını size ilerleyen videolarımda göstereceğim. View menüsündeki yine e, 360 derece videolar yaptıysanız 360 derece videolarınızla alakalı görüntülerin ön izlemesini almanıza Sağlayan e, Preview Ekranı açılıyor Window kısmında ise e, Pencereyi küçült Büyüt e, Zoom yap Gibi seçenekler var Pencereyi sağa yasla yani Final Cut Pro penceresini komple Sağa yaslıyor ya da sola yaslıyor Bu seçenek Burada en çok kullanacağımız e, Seçeneklerden bir tanesi Show in Workspace olabilir Eğer ekranınız çok Küçük bir ekranda çalışıyorsanız e, Monitörünüz küçük bir monitörse, buradan Sidebar'ı kapatabilirsiniz ya da e, Browser'ı kapatabilirsiniz. Bu şekilde daha e, rahat çalışabilirsiniz. Alttan efekt panelini kapatabilirsiniz. Bu şekilde daha büyük bir ekranda çalışabilirsiniz. Sadece ön izleme ve e, timeline'ınızı görüntüleyerek. Bunların tamamını, isterseniz çalıştığınız alanları kaydedebiliyorsunuz da. Workspace kısmından. Şu Default mevcut ilk açıldığındaki Final Cut'ın mevcut görüntülenen panellere. Bu efekt paneli varsayılan olarak ayarlanmamış muhtemelen. Default seçeneğine. Organize ise bu şekilde gösteriyor. Panellerin tamamını sizlere. Color efekti ise renk ve efekt yapıyorsanız bununla alakalı e, panellerinizi size sunuyor. Tabi siz e, kendi panellerinizin e, nasıl göz gözükmesini istiyorsanız kendiniz de bunu e, düzenleyip buradan kimilerini açıp, kimilerini kapatıp e, hangilerini görüntülenmesini istediğinizi belirleyerek bunu da e, seçebilirsiniz. Daha sonra bunu bu workspace kısmının altında bulunan Save Workspace as seçeneğinden kaydedebilirsiniz. Ben tekrar default'a dönüyorum. Burada yine işinize çok yarayacak bir seçenek background tasks. Aslında bu seçeneği şu simgeye tıklayarak da görebiliyorsunuz. Background tasks arka planda videolarınızda yapılan renderları sizin görüntülemenizi sağlıyor. Yine burada projenin özelliklerini, time kodlarını size gösteren seçenekler de mevcut. İsterseniz şu kısma geçelim, bu kısım videolarınızı import etmenin daha kısa bir yöntemi. Background task kısmı ise Final Cut Pro'da bir efekt uyguladığınızda ya da bir transcode işlemi varsa bunları buradan görüntülemenizi sağlıyor. Ben video montajı yaparken bir efekt uyguladığımda bu kısma, bu kısımda bir sayaç çıkıyor, bu kısmı bekliyorum hemen onu yapsın diye çünkü bu kısmı beklediğinizde hemen hızlıca geçiyor tabi işlemler hızlıca oluyor bilgisayarınız eğer hızlıysa bu kısmı beklediğinizde diğer efektleri attığınızda çok fazla sizi bekletmiyor. O yüzden bir efekt uyguladığında gözüm hep bu kısımda oluyor. Alttaki simgelere geçelim. Bunları sizlere anlatayım. Burası index kısmı. Index kısmında sağ tarafta bulunan timeline'da yer alan tüm dosyalarınızı görebiliyorsunuz. Ayrıca oraya koyduğunuz efektleri geçiş efektlerini de size gösteriyor. Ben bu index kısmını da çok fazla kullanmıyorum. Sağ tarafta bulunan select kısmı videolarımızı seçmek için kullanacağız bunu ilerleyen süreçte. Ben bunların çoğunun kısa yollarını biliyorum ve kısa yolları kullanarak çalışıyorum. Sizler de bu kısa yol tuşlarını ezberlerseniz videolarınızı daha hızlı bir şekilde düzenleyebilirsiniz. A harfine bastığımızda videolarımızı seçmemiz gereken imleç geliyor aslında en çok kullanacağımız seçenek bu a videolarımızın alıp başka bir yere koymamızı sağlıyor ya da yerini değiştirmemizi sağlıyor hemen bir altında bulunan trim ise videoların kendi içerisinde yani kliplerin aslında ben sürekli video diyorum da kliplerin kendi içerisinde sağa sola hareket ettirmemizi sağlıyor yerini değiştirmeden position ise çok önemli bir seçenek bence. Final Cut Pro'nun timeline'ı manyetik bir timeline. Manyetik bir timeline olduğu için buradan e, sildiğiniz bir klip parçasının yerine tekrar kendisi dolduruyor. Position seçeneğini seçtiğinizde yani P'ye basarak position'ı seçtiğinizde buradan aldığınız bir klibi Timeline'ı manyetik bir şekilde hareket ettirmeden e, alıyorsunuz. Yani ses senkronizasyonu yaptığınız bir e, proje varsa ve seslerin yerinin değişmesini istemiyorsanız bu Position çok işinize yarayacak bir e, seçenek. Bunu kullanarak videolarınızı bulunduğu yerden alıp başka bir yere götürebiliyorsunuz. Hemen altındaki Range Selection kısmı ise videolarınızın bir kısmını seçmenizi sağlıyor. Timeline'daki bu, bu seçeneği e, şu şekilde kullanıyorum ben genelde. Eğer videonun bir kısmını render almak istiyorsam, Range Selection videoyu seçiyorum ve sağ üstten Share seçeneğinden videoyu kısa bir kısmını kaydediyorum. Bu sayede işte birine göndereceksem bir e, ön izleme yaptıracaksam e, bunu yaptırmış oluyorum. Blade kısmı ise e, A harfi ve B harfi diye sizlere söyleyeyim. Select ve Blade seçeneğinden bahsediyorum. Bunlar bizim Final Cut'ta en çok kullanacağımız tuşlar aslında. Blade B harfinize bastığınızda videolarınızı kesmenize yarayan araç aslına bakarsanız. Zoom ise videolarınızı yaklaştırmanızı sağlıyor. Ben zuma, zoom seçeneğine cmd artı cmd eksi diye klavyemden Kısa yol tuşları atadım. Bu zaten default olarak da var sanırım. Siz de klavyenizden istediğiniz sizin kolayınıza gelebilecek ne varsa kısa yol tuşu olarak atayabilirsiniz. En çok kullandığım benim tuşlar bunlar video düzenleme yaparken. A seçeneğiyle seçiyorsunuz. B seçip Blade ile kesiyorsunuz videolarınızı. Yaklaştırmak istediğinizde videoyu CMD artıya basarak ya da cmd eksiye basarak uzaklaştırabiliyorsunuz. Hand ise sağa sola hareket ettirmeye yarıyor. Final Cut Pro'nun en güzel ve benim en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi mouse'unuzu sağa sola hareket ettirdiğinizde şu anda gördüğünüz gibi videolarınızı hızlı bir şekilde görüntülüyor olabilmeniz. Benim aslına bakarsanız bu özellik Final Cut Pro'yu video montaj programı olarak kullanmamdaki en büyük etken. Bunu tabi değiştirebiliyorsunuz. Şu sağ kısımda yer alan Seçeneklerden bunları e, klasik bir şekilde de tıklayarak timeline üzerine görüntüleyebiliyorsunuz. Bu benim çok işime yarıyor. Bunun e, sürekli videoları oynatıyor olması. Aynı şekilde sesi de imlecinize göre duyabiliyorsunuz da şu an olduğu gibi. İmlecimi hareket ettirdikçe sesi görebiliyorsunuz. Tabi bazen rahatsızlık verebiliyor sesi de imlecinize göre oynatmak. Ben o yüzden bu seçeneği kapalı olarak kullanıyorum. Bir diğer seçenek ise snapping seçeneği. Bu snapping seçeneği de bazen sizi gıcık edebilir Final Cut'ın şu imleci. Mesela şöyle geliyorsunuz tam burada bir küçücük bir kısmı seçmek istiyorsunuz ama seçtirmiyor size. Aslında bakarsanız bu snapping aktif olduğundan dolayı bu snapping'in kısa yol tuşu ise N. N harfine bastığınızda Burası artık manyetik bir şekilde çalışmıyor oluyor. Yani alıp imlecinizi kendisi otomatik olarak sağa çekmiyor. Ya da sola çekmiyor. Kesim çizgisinin yakın olduğu yere çekmiyor. Ya da bir video parçası varsa, burada klip parçası varsa ona çekmiyor. Neye tekrar bastığınızda görüyorsunuz. Bu bir alttaki, aslına bakarsanız çok işe yarayan bir özellik. Ama bazen insanı sinir edebiliyor. Bunu bilmekte çok fayda var bence. Direkt altında bir e, kesik parça varsa onunla aynı hizada e, kesmenizi de sağlıyor. Snapping özelliğinden sonra sizlere diğer bir seçenekten bahsedeyim tekrar. Buradan bu e, simgeye tıklayıp buradan e, manuel olarak diyeyim artık. Timeline'ınıza zoom out, zoom in yapabiliyorsunuz. Daha yani görüntüleri daha yaklaştırıp daha uzaklaştırabiliyorsunuz. Hemen altındaki seçenekler ise timeline'ınızda bulunan e, klipleri nasıl e, görüntüleyeceğinizi size gösteriyor. Sadece ses olarak görüntüleyebiliyorsunuz ya da ses daha fazla gözüksün, e, küçük resim daha az gözüksün gibi seçenekler var. Sadece e, küçük resim gözüksün, ses gözükmesin gibi seçenek var ya da tamamı da gözükmesin gibi bir seçenek de var. Ben e, bu şekilde kullanıyorum. <laughs> Bence de en faydalısı bu şekilde küçük resimleri ve sesi görmek gerekiyor videolarda. Ayrıca isterseniz küçük resim kısmını daha da büyütebiliyorsunuz, daha fazla görmek isterseniz. Hemen bir sağındaki seçenek efekt panelini açıp kapatıyor. Burada bizim mevcut efektlerimizi, video efektlerimizi ve ses efektlerimizi görebilirsiniz. Mevcut olan tüm ses efektleri en alt kısımda yer alıyor. En üst kısımda ise Tüm e, video efektleri bulunuyor. Hemen bir sağ kısmında ise geçiş efektleri var. Transitions denen. Burada da tüm geçiş efektlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Bu simgelerde e, seçili olan bir e, klibin üzerinde Transform yani büyütme, küçültme, Crop ve e, Perspektif ayarlarını yapabileceğiniz seçenekler var. Hemen bir sağındaki sihirbaz simgesine, sihirbaz çubuğu simgesine tıkladığınızda ise color balansını ayarlayabileceğiniz. iki video arasında bir önceki videonun renginin aynısını olmasını istiyorsanız iki video arasında match color yapabileceğiniz bir seçenek var. Bu videoyla bu videonun renklerinin birbirine benzemesini istedim. Buradan match color seçeneğini seçip diğer videoyu üzerine Tıkladığımda ikisine de Final Cut Pro yakın renklere dönüştürmeye çalışıyor. Hemen altında Show Color Inspector kısmı var. Yani seçili olan klip e, parçasının inspektör panelinde size e, renk seçeneklerini gösteriyor. Ve onun üzerinde renk değişikliği yapmanızı sağlıyor. Diğer yanındaki e, zaman sayıcı olan e, ikon ise... Videolarınızı hızlandırmayı, daha yavaşlatmayı, normal bir hızla göstermeyi, freze frame yapacaksanız yani bir klipte gördüğünüz bir görüntüyü dondurmak istiyorsanız hold seçeneğiyle dondurmanızı sağlıyor. Blade speed imlecinizin bulunduğu yere bir bıçak atıp oradan sonrasını hızlandırmanızı ya da yavaşlatmanızı sağlıyor. Custom seçeneği ise sizin belirleyeceğiniz bir hızda videolarınızı yavaşlatmayı ya da hızlandırmayı sağlıyor. Hemen altta bulunan reverse clip seçeneği ise seçili olan klibi ters çevirmeye yarıyor. Tersten size oynatıyor. Onun altındaki reset speed eğer bir hız belirlediyseniz klibe onun hızını resetleyip normal hıza döndürmenizi sağlıyor. Otomatik speed bu Final Cut kendisi bu seçeneği seçtiğinizde bir hız ayarlıyor seçtiğiniz klibe. Instant Reply bunlar tekrar yeni Yeniden anlatmak istiyorsanız eğer instant reply ile videoyu seçip instant reply'ı seçtiğinizde örneğin %10'unu bana tekrar göster diyorsunuz. Ve size Final Cut Pro onu tekrar instant reply yaparak, tekrar oynatarak kaldığı yerden hatta üzerine bir de yazı koyarak size oluşturuyor. Rewind kısmı 1x ya da 2x videoyu geri alarak size gösteriyor. Yani oynarken video geri alıyor. Tekrar ileri alıp size kaldığı yerden Videomuzu gösteriyor. Bunlar tekrar tekrar hız efektleriyle uğraşmamız için Final Cut'ın yaptığı kısa yollar bence. Video kalite kısmına slow motion bir video yaparken ya da videoyu hızlandırırken tekrar değineceğiz. Show Retime Editor ise videonun üzerinde bir yeni zaman sayacı oluşturup videoyu onun en sağından tutup videoyu hızlandırmanızı ya da slow motion yapmanızı kolay bir şekilde sağlıyor. Ben buna bir kendim kısa yol atadım. Belki kayıtlı da olabilir. CMD ile bunu açıyorum. Hızlıca bunları Slow Motion ya da hızlandırma yapacaksam buradan yapabiliyorum. Inspector paneline geldiğimizde ise Inspector panelinde seçili olan kliple alakalı üzerinde efekt varsa efektleri gösteriyor. Blend modlar, bunları Photoshop bilenleriniz aşinadır. Bunların çoğu renk modları aslında. Videonuzu altına farklı bir video daha koyduğunuzda farklı renk efektleriyle double exposure yapmak için ya da farklı bir renk efekti vermek için kullanabilirsiniz video editi esnasında bu opasitesini ayarlıyor. Transform kısmı videoyu büyütüp buradan sağa sola kaydırıp ya da büyütüp küçültmenizi sağlıyor. Crop kısmı videonun üzerinde beğenmediğiniz bir kısım varsa bu crop kısmından ee, onu kesebiliyorsunuz. Şöyle yapayım. Hop. Solundan ya da sağından. Distort ise perspektif ayarları yapıyorsunuz. Seçili olan klibe. Bu şekilde. Stabilizasyon videonuza stabilizasyon vermek istiyorsanız yine buradan stabilizasyon seçeneğini seçip ee, stabil bir şekilde Final Cut'ın tabi gücünün yettiğince stabil bir şekilde videoyu size göstermesini sağlıyor. Eğer e, çekim esnasında kameranızı çok fazla sağa sola hareket ettirdiyseniz, hemen bir yanında bulunan renk üçgeni ise renk renk efektlerinin e, bulunduğu kısım. Buradan renk efekt renklerinizi yapabiliyorsunuz. Gölgeleri, aratonları, tonları, e, highlights'ları yani yüksek ışıkları ya da ana e, ışık ışığı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunların tamamına ilerleyen ee, ders videolarında tek tek değineceğim. Daha detaylı bir şekilde tek tek değineceğim. Burası ses ayarlarının bulunduğu e, kısım. Buradan e, eğer videonuzda bir noise varsa bunu düzeltebiliyorsunuz. Ya da sesi kısıp açmanız gerekiyorsa bunları düzeltebiliyorsunuz. Evet, tam sağ köşedeki, sağ üst köşedeki e, her uygulamada olan paylaş Ikonu ise sağ üst köşedeki e, paylaş her uygulamada yer alan paylaş e, simgesi ise Share diye geçiyor. İngilizce olduğu için Final Cut. Burada da yine videonuzu kaydetmeyi e, nasıl kaydedeceğinizi seçiyorsunuz. Biraz önce en başta videonun en başında da size anlatmıştım bunu. E, bu simgeye tıklayıp video montajınız bittiğinde buradan kaydetmek istediğiniz seçeneği seçip videonuzu dışarı aktarabiliyorsunuz montajınız bittikten sonra. Master file seçeneğini ben kullanıyorum genelde. Buradan e, karşıma çıkan pencerede ise gerekli ayarları yapıp nerede görüntüleyeceksem video, audio, bilgisayar seçeneğini seçiyorum buradan. Video kodeğini en iyi kalite H264 olarak belirliyorum. Ve buradan eğer e, çalıştığınız format 4K ise 4K dışında daha küçük olarak kaydetmek istiyorsanız buradan diğer seçenekleri de seçip e, videonuzu dışarıya kaydetmeniz mümkün. Bu şekilde ayarlarınızı yapıp Next deyip videonuzu nereye kaydetmek istiyorsanız onu seçip e, videonuzu çıkış alabilirsiniz. Sizlere ilk Final Cut Pro dersi videomda detaylıca araçlardan, panellerden bahsetmeye çalıştım. Eğer atladığım bir husus varsa Bunları alta yorum kısmına yazabilirsiniz. Menülere çok değinmedim çünkü menülerde kullandığımız araçları ileride video montajı yaparak sizlere daha net bir şekilde anlatacağımı düşünüyorum. Bu yüzden menü kısımlarına çok girmedim. Uygulamaları göstermenin daha mantıklı olacağını düşündüğümden dolayı. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.